Merhaba arkadaşlar, satır akçıların kullanımını göreceğiz. Yani bir yapı oluşturacağız. Bu yapının içerisinde farklı değişkenler oluşturacağız. Bu değişkenleri nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Şimdi yapı dediğimiz şeyi oluşturalım isterseniz arkadaşlar. Formun loaduna bir girelim şuraya. Şurada global olarak oluşturalım. Satır ak ne diyelim? Öğrenci diyelim arkadaşlar. Bir tane öğrenci yapısı oluşturduk. Bu öğrencinin neyi olsun? String ad, string soyad. Hemen üstüne integer numara diyelim. String bölüm diyelim. Bu şekilde bir yapı oluşturduk. Bu yapıdan bir nesne üreterek bu nesneyi listbox'a ekleyelim arkadaşlar. Tabi bu yapıdan nasıl bir nesne oluştururuz? Öğrenciden O1 dersek bu O1 nesnesi olur. O1'in içerisinde ne varmış arkadaşlar? O1 noktaya bastığım zaman burada tabi şunları public yapmamız lazım. Erişim kapalı şu an. Public yapalım. Aynı şekilde şunu da public yapalım. Tamam. Şimdi O1 noktaya bastığım zaman gördüğünüz gibi ad, bölüm, soyad, numara bilgileri geliyor. Bunları isterseniz atayalım. O1'in adı ya da sırayla başlayalım. Numaradan başlayalım. Numara 10 olsun. O1'in ad Saliha olsun. O1'in soyadı Şahin olsun. O1'in bölümü de diş doktoru diyelim. Şimdi bu oluşturduğum yapıdan oluşturduğum nesneyi list box'ımıza ekleyelim. Listbox var mı? Yok. Şu an bir listbox ekleyelim şuraya arkadaşlar. Şuradan hemen common kısmından bir listbox. Şunu tuttum, taşıdım. Şöyle uzatayım isterseniz. Bir tane de buton ekleyelim arkadaşlar. Tamam. Butona bastığımız zaman yapımızın içerisindeki değişkenleri buraya alalım. Şu butona da ne diyeyim? Listbox'a ekle diyelim. Listbox'a ekle diyelim. Tamam. Şunu biraz büyütelim şöyle. Tamam. Şimdi butona çift tıklıyorum. Önce ne yapalım? Listbox'ın içerisini bir temizleyelim. Bir şey varsa silinsin. Listbox item clear diyelim. Temizledik. Şunu item clear diyeceğiz. Clear, tamam. Şimdi şurada oluşturduğumuz şu yapıdan, mesela yukarıdaki öğrenci yapısından oluşturduğumuz şu değerleri listbox'a ekleyeceğiz. Nasıl ekleyecektik? Listbox item add diyeceğiz. O1'in numarasını ekle. O1 nokta numara. O1 dediğim şurada oluşturduğum için göremedi arkadaşlar. Biz bunu şurada oluşturalım. Aynen buton içerisine taşıyacağım. Tamam. Şimdi bakalım O1'in numarasını ekle. Şunu kopyalayayım arkadaşlar. Diğer bilgileri de ekleyelim isterseniz. Tamam. Numaradan sonra ad. Daha sonra soyad. Daha sonra bölüm. Tamam. Şimdi bir görelim isterseniz bu kısmı. Çalıştırdım arkadaşlar. Listbox'a tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi Listbox'a ekledi. Yapı içerisinde neler vardı? 4 tane değişkenimiz vardı. Numara, ad, soyad ve bölüm. Bunların önüne şunu da yazabiliriz arkadaşlar. Şuraya mesela eklemeden önce numara derdik. Daha sonra artı koyardık. Şuraya ad deyip şu şekilde artı yapabiliriz. Aynı şekilde soyad diyelim. Artı diyelim. Ve bölümünü de şu şekilde yazdıralım arkadaşlar. Artı bölüm. Tamam. Şimdi bir daha görelim sonucu. Çalıştırıyorum. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi numarası 10, adı, soyadı ve bölümü listbox'a eklendi. Her tıkladığımda baştan sona ekleyip tekrar siliyor arkadaşlar. Burada yapı kullanımını gördük. Yapıyı listbox'a ekledik. Bu uygulama bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.